Evet, genel kurulumuza başlıyoruz sevgili arkadaşlarım. Genel kurulumuzun açış konuşması için Oda Başkanımız Sayın Mesut Topçu'yu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Topçu. Sayın Genel Başkanım, TÜRMOB'un değerli kurul üyeleri, BOB bileşenlerinin kıymetli temsilcileri, kardeş odalarımızın sevgili başkan ve yöneticileri, sevgili meslektaşlarım, 21. Olağan Genel Kurulumuza hoş geldiniz diyor. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Mesleğimizin son zamanlarda ciddi tehditler altında olduğunu biliyorsunuz. Bu tehditlerin bir kısmını kendi irademizle bertaraf etme şansımız maalesef yok. Kendi irademizle çözebileceğimiz yahut bizden kaynaklanan bazı yapısal problemlerimizin üzerinde bu bölümde durmak istiyorum. Bu problemleri 4 ana başlık altında topluyorum. Mesleğe girişte yaşanan problemler, pazarın adil paylaşılamaması problemi, meslek örgütünde yaşanan sert iktidar yarışı, meslek uzmanları arasındaki gizli savaş. Yapılan faaliyetleri elbette ki tek başımıza değil, ilişkide bulunduğumuz tüm kişi ve kurumların yardım ve desteğini alarak gerçekleştirdik. Bu yüzden yüksek tempolu çalışmamız sırasında çok yorduğum, başta çalışma arkadaşlarım ve ekip arkadaşlarım olmak üzere tüm kurum üyelerine, komisyonlarda çalışan arkadaşlarıma, danışmanlarımıza, oda personelimize, özverili çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Ayrıca yakın ilgisini bizlerden hiçbir zaman esirgemeyen sevgili TÜRMOB Genel Başkanımız Nail Sanlı'ya ve TÜRMOB Kurul üyelerine, birlikte mücadele vermekten onur duyduğum ve Başkanlar Kurulu toplantılarında bana katlanmak zorunda kalan odalarımızın sevgili başkanlarına şükranlarımı sunuyorum. Bana 5 yıl boyunca bu onurlu görevi yapma fırsatı verdiğiniz için, beni seven sevmeyen, destekleyen, desteklemeyen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Genel kurulumuzun başarılı geçmesini diliyorum. Başta İstanbul ve Adana odalarımızın başkanları olmak üzere Bursa'yı Milli Mali Müşavirler Odamızın değerli temsilcileri, Yalova ve Konya odalarımızın değerli temsilcileri, İzmir odamızın değerli temsilcisi, kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, Bursa'da değerli meslektaşlarım, hepinizi şahsım ve tüm kurulları adına saygıyla selamlıyorum. 21. Olağan Genel Kurulu sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek istiyorum. Divan, saygıdeğer konuklar, Bursa odamızın saygıdeğer üyeleri, sizleri şahsımı İstanbul Mali Müşavirler Odası adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sayın Milletvekilim, Sayın Genel Başkanım ve değerli konuklar, Bursa'nın değerli üyeleri, İzmirli meslektaşlarım ve yöneticilerim adına hepinize saygılar sunuyorum. Bizler, bize yüklenen angaryaların sorumlularını biliyoruz. Bu angaryaları ifade ederken önce angaryalarla ilgili toplantılarımızda angarya tanımlamaları yapacağız ve öyle mükellef sayılarını yüzler değil, herkesin yaklaşık 25 mükellefle yaşamını sürdürebileceği ve angaryaların bizlerin ve meslek örgütlerimiz tarafından tarifelerde ücretlendirme yapılarak daha az iş ve daha yüksek kazanç ilkesini benimseyeceğiz. Kent, çevre ve ülke sorunlarına duyarlı olacağız. Ve üyemizi politik, siyasi konularda yasakçı olmayan, dünya görüşlerini ifade eden ama milli, dini, her türlü değeri ortaklaştıran bir anlayışla davranacağız. Bugüne kadar bunu yaptık. Çağdaş Muhasebeciler Grubu Başkanı olarak ben iftar yemekleri de yaptım, Cumhuriyet yürüyüşleri de yaptım, 1 Mayıs etkinlikleri de yaptım. Bundan sonra da devam edeceğiz. Öyle siyaset yok falan değil. Siyaset var arkadaşlar. Hesap emekçilerin lehine mücadele edeceğiz.
ilk defa 24 yıllık yasa, 23 yıllık oda tarihimizde ilk defa farklı bir konsepte ve farklı fikirler üreten, farklı bakış açısıyla, akademik bir bakış açısıyla yapılanmış ve bugün de seçime girmesi tescillenmiş bir ekibin başkanı olarak konuşuyorum. Bizler birer vergi hukukçusuyuz. Biz sadece hesap adamı değiliz. Arkadaşlar, sevgili meslektaşlarım, mesleki krizin tam ortasındayız. Mesleki anlamda krizin orta yerinde olduğumuz gerek meslek mensupları, gerek yönetimler ve gerekse Maliye Bakanı tarafından çok iyi biliniyor. Bazılarının açgözlülüğü ve doymazlığı ve iş bilmezliği sonucunda geldiğimiz durumdan çıkabilmemiz, mesleğimizi yeni bir döneme hazırlayabilmemiz için çok ciddi kararlar almamız gerekiyordu ve biz bu kararı aldık. Sayın Genel Başkanım, saygıdeğer TÜRMOP'un yönetim kurulu üyeleri, TÜRMOP'umuzun denetleme kurulu üyesi, saygıdeğer başkanlarım, sayın oda yöneticilerim, basınımızın güzide temsilcileri, saygıdeğer meslektaşlarım, 21. olağan genel kurulumuza başarılar dileyerek hepinize hoş geldiniz diyorum. Değerli meslektaşlarım, bizler sevgi ve bilgi paylaşıldıkça çoğalır sloganını ilke edindik. Bizim grubumuzda sevgi baş tacıdır. Saygı samimiyettir, bilgi değerdir. Değerli arkadaşlarım, devir değişim devri diyoruz. Devir, meslekte dayanışma ve birlik devrediyoruz. Önce Bursa Mali Müşavirler Odası'nda, daha sonra TÜRBOP'ta değişim diyoruz. Destekleriniz ile bu değişimin öncüsü olacağımızı vurgu yapıyoruz. Destekleriniz bizi daha çok çalışmaya, sorunları çözmeye, üretmeye ve araştırmaya sevk edecek diyoruz. Birikimli ve donanımlı kadrolarımız ile hizmete talibiz diyoruz. Bu birikimli ve donanımlı kadrolarımızla projelerimizi hazırladık. Her projemiz yeniliktir. Bizler üretiyoruz. Çünkü bizler bu mesleğin sevdalılarıyız. Bizim ana ilkemiz az laf çok iştir.